Herkese merhaba arkadaşlar. Retro hoş geldiniz. Yepyeni açılış videosuyla karşınızdayım. Clash Royale kart açılışlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. seri, özel seri, metalize gold kartların olduğu kutumuz vardı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi izlemelisiniz. Diğer partları kanalda bulabilirsiniz. Bu arada 5. seri, 6. seri ve eski Clash Royale kart serinin açılışlarını yine kanalda bulabilirsiniz. Ve bir sürü Pokemon kart açılışı yapıyoruz. Şöyle kutumuzu kenara aldıktan sonra 8 tane ufak kutumuz var. Bildiğiniz gibi o büyük kutunun içerisinden 24 tane böyle ufak kutu çıkıyor. 3 part yaptık. 3. parttayız. Haydi bakalım. Hemen hızlıca açılışa geçelim. Umarım Joker kartı bulabiliriz. Şöyle kendilerini alıp çapaklarını topluyoruz. Yine bir sürü çapak var burada. Bakalım umarım şey bulabiliriz. Joker kart bulabiliriz. Gold karttan neler çıkacak ben de bilmiyorum. Bu gold kart değil herhalde. Haydi bakalım. Şöyle başlayalım. Havan'la başladık. Alev topu. Güzel. Gece cadısı geldi. Top. Gece cadısı. Gece cadısı benim sevdiğim karakterlerden bir tanesidir kendileri. Goblinler. Mega dal kavuk dediğine bakmayın. Aslında Pekka. İskelet fıçısı ve uçan makine. Çizimleri bu arada gerçekten güzel olmuş. Şövalye. Şu yarasalar da sanki Disney'den fırlamış gibi ha. Yarasalar. Yıldırım. Tesla. Buz golemi. Mızraklı goblin. Ve gold kart olarak gece cadısı ile minyon. Şöyle kutumuzu kenara alalım. Çapaklarımızı topluyoruz yine. Şurada üst tarafta gold kartımı görüyorum. Konuşamadım. Yine aynı mı başlıyoruz? Alev topu ve havanla başladık. Hayır ya. Abi şu kartların makus kaderini bir türlü yenemedik. Top ve gece cadısı. Gerçekten hep mi aynı çıkar arkadaş ya? Mega dal kabuk. İsimli Pekka görünümlü kart, ne yüdüğü belirsiz. Uçan makine, iskelet fıçısı, yarasalar, şövalye, Tesla, yıldırım, mızraklı goblin, buz golemi ve metalize gold, minyon. Artı gece cadısı. Bu arada gece cadısının üstündeki şu yarasaları şeyleri falan gerçekten çok güzel olmuş. Açık söylemek gerekirse kart olarak kendilerini beğendim. Fakat şu şeyi bir türlü makus kaderimizi bir türlü yenemediğimizden dolayı sürekli aynı kartları görüp duruyoruz. Birkaç tane daha farklı kart göreydik iyiydi arkadaş. Bakalım belki şey bulabiliriz. Joker kartı artık bulup şu bu kutulardaki makus kaderimizi yenebiliriz. Bu zamana kadar zibilyon tane kart açtık ama hiçbir tanesinden Joker kart bulamadık. Derken yine havan ve alev topuyla başladık. Buradan yetkililere sesleniyorum. Abi şu kutuları azıcık değiştirin ya. Top. Gece cadısı. Çapak var şurada bir tane. Goblinler. Mega dal kavuk ama Pekka görünümlü. Pekka kılığına girmiş mega dal kavuk. İskelet fıçısı. Uçan makine. Disney'den yarasalar. Yakında sinemalarda. Yıldırım. Tesla. Hunharca gülen. Buz golemi. Mızraklı goblin. Vallahi kötüler mutlu abi. Bak herkes bunlar kötü. Bu kötülerin hepsi mutlu. Gece cadısı. Minyona bak nasıl mutlu. Tabii ki biz yine aynı kartları çıkarmış olduk. Şöyle kutumuzu atalım. 5 kutum daha var. Aynen. Bununla beraber 5 kutum daha var. Avcıyı görüyoruz kutunun üstünde. Birkaç tanesi de içeride kaldı. Şöyle alalım. Kutumuzu fırlatalım. Bu arada size Joker çıktı mı, çıkıyor mu? Bu Joker nasıl çıkıyor? Bana da söylerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Elit barbarlar ve buz ruhu. En azından farklı bir şeyler görebiliyoruz.
Minyon ve Madenci. Alev Topu ve Havan. Oo, Goblin Çetesi'nin kartını çok beğeniyorum. İskeletler ve Goblin Çetesi. Şu kart gerçekten çok güzel olmuş abi. Goblin Çetesi'ni güzel yapmışlar. Goblin Çetesi yazmışlar ama olsun. Oduncu. Minyon Sürüsü. Öfke. Felaket Kulesi. Felaket Kulesi de güzel olmuş ha. Tasarım olarak güzel bir kart. Kendisi de çok sinir bozucu bir karttır bu arada gerçekten. Yani özellikle domuz birincisi destelerine karşı gerçekten çok sinir bozucu bir kart. Bombacı ve Koçbaşı bu arada. Ve Metalize Gold. Oo bak. Büyücünün, daha doğrusu buz büyücüsünün Metalize Gold'u gerçekten çok güzel olmuş. Öfke. Buz büyücüsünün kartını gerçekten adamlar güzel yapmış. Hakkını vermişler yani. Kart olarak, tasarım olarak gerçekten çok güzel. Keşke hepsini böyle Metalize Gold yapsalarmış. Tabii o zaman bir esprisi kalmazdı ama seri olarak böyle bassalardı gerçekten çok güzel olurmuş. Olurmuş ama yetkililer sağ olsunlar. Gene bu tarz kartlar yapmışlar. Dediğim gibi ucuz kolay bulabileceğiniz kartlar N11.com, gittigidiyor.com gibi yerlerde bulabilirsiniz. Birçok kırtasiyede ve bakkalda falan da bulmanız mümkün. Gold kart ne taraftaymış ona bakıyorum. Koçbaşı Bombacı. Benim çocukluğumda bunlar Pokemon tarzı kartlar oluyordu. O aralar tabii ki Pokemon furyası vardı. Bu arada Buz Ruhu ve Elit Barbarlarına devam ediyoruz. Bu jenerasyonda da Clash Royale bayağı meşhur olduğundan Kraliyet Devi Kıvılcım kendilerinin böyle ucuz ve güzel olan kartlarını bulabiliyoruz. Ben açıkçası kart tasarım olarak bir beğeniyorum yani bu kartları. Fiyat endeksli baktığınız zaman hakkını veriyor. Açık söylemek gerekirse belki ufak tefek imla hataları falan var, onları düzeltebilirler ama fena değil açık söylemek gerekirse. Bol miktarda açık konuştuktan sonra Öfke Felaket Kulesi ve ooo güzel bak güzel. Bu ikisini herhalde roketi görmedim diye hatırlıyorum. Bunun metalize olarak çıkması gerçekten çok güzel oldu. Tasarım olarak gerçekten güzel olmuş. Roket artı bomba kulesi. Bomba kulesi de yine böyle parazitimsi, bombamsı bir efektli arka planlı metalize gold olarak gelmiş. Güzel olmuş. Şu dediğim gibi metalize goldları gerçekten beğendim. Açıkçası tüm seriyi böyle yapsalardı daha hoş olur imiş. Şöyle hemen hızlıca. Gold kartım kenarda kalsın şu gold kartım. Şapak temizliğinden sonra olaya girişeceğim abi şimdi. Haydi bakalım. Haydi Joker arıyoruz. Joker'i bulacağız. Joker Metalize Gold çıkıyor mu? Yüzyılın sorusu. Felaket Kulesi Öfke. Çıkan denk gelen var mı? Metalize Gold olarak Joker çıksa ne oluyor? Altın kaplama futbol topu mu veriyorlar? Oduncu Minyonlar. Kafamda deli sorular. Cevabını bilenler lütfen alt kısma yazarsa, yorumlarda bahsederse çok sevinirim. Goblin Çetesi ama aslında Goblin Çetesi. Bir de bizim Pekka görünümlü Mega Dalkavuğumuz var. Minyonlar, daha doğrusu tek Minyon ve Madenci. Kraliyet Devi ve Kıvılcım. Elit Barbarlar. Buz Ruhu. Buz Ruhu ve Alev Ruhu gerçekten kendilerini seviyoruz. Koçbaşı, Bombacı ve Kraliyet Devi ile Kıvılcım'ın Metalize Gold'u geldi. Kıvılcım, Kraliyet Devi. Son iki kutu. Hala Joker bulma ümidiyle yanıp tutuşuyoruz abi. Dediğim gibi milyon tane, zibilyon tane kart açılışı yaptık Clash Royale'den. Şu ana kadar bir tane dahi Joker bulamadık. Bu nasıl bir kaderdir arkadaş? Bu nasıl bir makus kaderdir? Şu çapaklarla mücadele ediyorum bu arada. Gold kartımı şöyle kenara aldım. En alta yerleştirdim. Ve olaya girişiyorum. Alev Topu. Alttaki kartı da keşke gösterseydik. Havan. Gece Cadısı. Ve Top. Mega Dalkavuk ve Goblinler. Uçan Makine. İskelet Fıçısı. Yarasalar. Şövalye. Tesla. Yıldırım.
Mızraklı Goblin, Buz Golemi ve olsun, buz büyücüsünü seviyoruz diyebilecek bir şey, söyleyecek bir şey bulamadım. Aynı kartın Metalizer Gold'u çıktı açık söylemek gerekirse. Ve son paketi 6. seriye de ufak bir veda edeceğiz. Bu paketle birlikte artık yanında başka 6. seri kutusu kalmadı. Hemen şunun da açılışını yaptıktan sonra bakalım acaba hala Joker umuduyla yanıp tutuşuyoruz, bulabilecek miyiz? Yoksa yine hiçbir şey almadan bu açılışı da tamamlayacak mıyız? Birazdan göreceğiz. Az sonra diyoruz. Şöyle kendilerini kenara bir ayırayım. Gel abi. Havan, alev topu. Valla aynı kutu yüksek ihtimalle. Tek ümidimiz şu an Joker olarak Metalize Gold. Metalize Gold Joker çıkıyor mu? İmzalı Metalize Gold var mı? 100 yılın sorusu. Bilenler lütfen dediğim gibi aşağı yazarsa çok sevinirim. Şu an için aynı kartları açmaya devam ediyorum. Şövalye, Yarasalar, Disney'den, Disney Channel'dan Yarasalar, Yıldırım, Tesla, Buz Golemi, Mızraklı Goblin ve Metalize Gold'umuz, Gece Cadısıyla Minyonlar. Açık söylemek gerekirse yine aynı kartları çıkarttığımız bir açılış oldu. Şu Clash Royale kutularında Markus kaderimizi bir türlü yenemedik. Bayağı şanslı olduğumuz söylenebilir bu konuda. Neyse, söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla lafı uzatmaya gerek yok. Yine bir Joker bulamadan bir hüsranla videoyu sonlandırıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenmişsiniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.